Türkiye Büyük Millet Meclisi yılın son çeyreğinde yeni yasama dönemine başlamış olacak. Meclisin gündeminde başta emekli maaşı sistemi, kamuda esnek çalışma, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik olmak üzere, özellikle sosyal konularda milyonları ilgilendiren ve onların hayatını değiştirecek 8 büyük reform yer alacak. Milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiren bu reformla, emekli aylık bağlama formülleri yeniden ele alınacak. Karmaşık olan maaş sistemi sadeleşmiş olacak. Yine orta vadeli programda yer alan tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çalışanlara ikinci bir emekli maaşı gelecek. SSK Bağkur eşitliği de gündemde olacak. İlk etapta küçük esnaf için düşünülen yeni sistemde Bağkur primleri de SSK primleri gibi 7200 güne düşecek. Böylece küçük esnaf 9 bin gün yerine 1800 gün daha az prim ödeyecek, 5 yıl önce emekli olma şansını yakalayacak. Bir süredir gündemde olan ve tartışılan emekli maaşı düşüşü de ele alınacak. Tüm dünyada tartışılan çalışma günlerinin azaltılması konusu Türkiye'de de gündemde. 4 gün iş, 3 gün tatil şeklinde formüle edilen sistemle Özel sektörde 45 saat olan haftalık çalışma süresi 35 ya da 40 saate düşürülebilecek. Görevdeki memurları ilgilendiren bir başka çalışmayla birinci dereceye ulaşan tüm kamu çalışanlarının otomatik olarak 3600 ek göstergeye yükseltilmesi söz konusu olacak. Ayrıca yeni düzenlemelerle kadınlara sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınacak.